Merhaba tamam, Aleyküm dostlar video hoş geldiniz bu videoda sizler için piyasada bulduğum düşük orta segment 4 tane hazır sistemi sizlere göstermiş olacağım YouTube kanala çok fazla yorum geliyordu o düşük fiyatta ve orta segmentte 25.000 lira bandına kadar hazır sistem misin diye o yüzden o arkadaşlara destek olmuş olacak bu video umarım Şimdi ilk sistemimiz dostlar Gençer Gaming'de bulunan genç, çok genç Eko isimli şu gördüğünüz sistem sistemimizin içinde dostlar Ryzen 5 5500 var bu Ryzen 5 5600'den bayağı zayıf kalıyor ama bu sistem için bu ekran kartı için yeterli olacaktır. Ayrıca 1080p'de tüm oyunları oynatabilecek güçlü dostlar sistem önümüzdeki 1-2 sene boyunca rahat bir şekilde orta yüksek ayarda oynarsanız ondan sonra da düşük ayarda devam edersiniz. Aldığınız paraya düşük segmentte maksimum bu sistem olabilir. Başka zaten adam akıllı bir şey alamazsınız. Anakart olarak B4 e kullanılmış. Bunu isteyen arkadaşlar hani ben ileride sistemin işlemcisini ekran kartını değiştiririm, değiştiririm diyen arkadaşlar varsa B5 RAM'e geçiş yapabilirler. Burada tercihsizde kalmış ama B4 de şu anki bu sistem için yeterli olacaktır. RAM olarak da yine aynı şekilde Rem'imiz aşağı pardon Kapattı yanlışlıkla 3200 MHz 16 GB 8 8 bize yeterli olacaktır. İsteyen arkadaşlar Sistemin hızlı çalışması için en azından 3600 MHz'e geçiş yaptırabilirler. Yine burada size kalmış ama yeterli olacaktır bu RAM bu sistemde. Kartımız 8 GB RX 6600 Zaten 1080p'de orta yüksek ayardır. Şu anda güncel oyunların hepsini açacaktır dostlar. 60 FPS üstünde de oynatacaktır. E, aşağı indiğimizde M2 olarak dostlar 1TB'e geçiş yapmanızı kesinlikle öneririm. Tabi yapmışken biraz hızını yükseltin. En azından 3400'e 3100 yaparaktan sistemi 15000'lere tamamlayıp 15000'lere lira şeklinde alabilirsiniz dostlar. Kasamız 550 Watt. Kasa için bu sistem için yeterli olacaktır. İleride işlemci yükseltseniz bile yine 550 Watt'ta kurtarabilirsiniz. Sıvı soğutmaya bu sistemlerde gerek duymuyorum arkadaşlar veya kule tipi soğutucuya da gerek duymuyorum. Stok soğutucu yeterli olacaktır. Bu şekilde bu sistemin fiyatı 15.000 lira olacaktır. Bu, bu kadar bütçeniz şey varsa bu sistem kaçmaz diyerekten bir sonraki sistemimize geçiş yapalım dostlar. Evet dostlar sıradaki sistemimiz e, GameXen'de bulunan MadMero M2 sistemi. Bu da aynı sistemin bir benzeri. Sadece ekran kartımız RX6650XT'ye geçiş yapmış burada gördüğümüz kadarıyla. Aşağı doğru indiğimizde de anakartımız MSI'ya dönüşmüş durumda A520M en azından B4 zerlemle kapışabilecek hani marka kalite farkına alabilecek güzel bir anakart bu sistem için yeterli olacaktır. Tabi çok fazla geliştirmeye müsait değil aldım kullandım ileride de ikinci elde satarım yenisini alırım sistemi olmuş biraz. Kasamız MSI'nin güzel bir kasası soğutucu desteği güzel Tavanın 240 mm soğutucu desteği olması gerekiyor diyebiliyorum. Bakayım şuradan aynen 240 mm tavanı var Burada tek slot değil, iki slot yine 2x8 3200 MHz CLO 16 RAM kullanılmış. M2 biraz daha bir m var. MSI kalitesinden vazgeçememişler burada. Anakart, zaten anakartımızı söylemiştik. İşlemcimiz Ryzen 5 5500. Kartımız da RX 6650 XT. Aşağı inip özelleştirmeye girdiğimizde bakalım fiyat farkı ne kadar. Bakın mesela bu sistem daha uzun vadeli kullanacağım ben diyorsanız. Ryzen 5 5600'e geçiş burada. Öneririm Valorant CS oyuncuları için. Güzel bir geçiş olur. Ayrıca bu işlemcide güzel bir kule tipi almanızı tercih ederim. Ryzen 5 5600'e. Eğer hani anakartı da ben B5 söyleme atarım derseniz biraz fiyat farkı koyuyor. Geçiş yaptığımızda 21.000 liraya gelmiş oluyor. Bu haliyle bile hani nereden baksanız RTX 3060'lı bir sisteme eş değer olmuş oluyor. Ama anakartı yükseltmeseniz de olur dostlar. En azından günü kurtarır. M2 olarak yükseltmenizi öneririm. Çünkü tek slot en azından 1TB'e geçiş yaparaktan bu sistem 19.500 liraya alınabilir bir hale gelmiş oluyor. Bir sonraki sistemde görüşürüz deyip hemen geçiş yapıyorum dostlar. Evet dostlar şimdi Nvidia severler için ise geçiş yaptığımız sistemleri hemen göstereyim. Bana kalırsa şu an hani iki sistemden daha iyi bir sistem olduğunu söyleyebilirim. En azından şu sisteme karşılaştırdığımızda 19 buna vermekten ise 21.5 buna vererekten daha uzun ömürlü hem de güncel bir sistem kullanmayı tercih ederim. Şöyle hemen sistemimize bakalım dostlar. İçinde Ryzen 5 5600'ümüz var. Buna yine güzel bir kule tipi almanız gerekiyor dostlar. Burada sanırsam de vardı kule tipi e, ona göre bakarız. Anakartımız MSI'nin A520M'i. Burada b 5 geçiş 3000 lira koyuyor. O yüzden maalesef geçemiyoruz. Ama zaten bu sistemde 16 GB RAM bizim için yeterli olacaktır. Güncelde zaten şu an parlak aktif olarak çoğu kişi 16 GB RAM kullanıyor. Ekran kartımız 4060 MSI'ın güzel en azından hani marka kalitesini biliyoruz. Tabii bazı yerlerde ısıma sorunu olduğu yazıyor. Burada araştırarak bakmak sizin kararınız. Ben olsam yine fena bulunmuyorum MSI şu an yine kullanılabilir. Kasanız ise soğutma olarak zaten ekran kartınızda soğuyacaktır dostlar. Diyerekten şöyle aşağı indiğimizde dostlar RAM geçişinde çok fazla para fark koyuyor. O yüzden en azından 3200 MHz RAM'de kullanmak mantıklı. 2x8 mi yoksa tek mi? Onu tam ayırt edemedim. Bakayım. Ya yani mantıken yukarıda 16 GB yazıyorsa direkt hani ilk linke tıkladığında mantıken şunun sonunda çarpı 2 vardır çünkü yandaki XP'cim arkada yaşıyor yani şu anda da 16 GB RAM'de zaten. Diğerlerinden aşağı inelim. Şimdi anakartımızda bir tane M.2 slot olduğu için minimum, minimum yine 1 TB'e geçiş yapın dostlar. On burada da biraz fiyatlar artıyor. Hmm. En azından hız olarak 2500'e kaç olduğu da tam net gözükmüyor. O yüzden net bir bilgi veremeyeceğim. Ama tahmin ediyorum şu M.2 olsa olsa 500 lira olsa. Şuradan Kingston'ınkine de geçseniz zaten şu M.2'nin de fiyatı Nereden baksanız bir terabaytken zaten 1600 lira olacaktır. O yüzden geçiş yapmanızı önermiyorum. Şu kalsın en olmadı bunu satarsınız yenisini alırsınız falan filan diyerekten aşağı inelim. Ee, Kas olarak en azından ileride ben bu sistemi değiştireyim diyorsanız ve soğutma performansı olarak dipkula cool geçmenizi öneririm. Zaten 550 watt'tan 750 watt'a geçmek çok mantıklı hem de plus'lı bir seri. Bu kasa kaçmaz buna geçiş yapın. 400 lira hiçbir şey oradan oraya geç için. Aşağıda bakın zaten güzel kule tiplerimiz var. Bu sistem için illa sıvı soğutmaya gerek yok. Ben olsam buradan yine AK400'e geçerim en kötü. Veya şu daha iyi olabilir size bağlı hangisi artık tercihiniz olursa. Bakaraktan araştıraraktan bulabilirsiniz dostlar. Sıvı soğutmaya bu sisteme gerek yok diyebilirim. Zaten bu kadar bu sistemde. Bu sistemde 23 bin liraya gelmiş oluyor. Buradan bölmeden direkt bir sonraki sisteme geçeyim dostlar. Daha hızlı olsun bizim için. Bu da daha demin sistemin dostlar 4060 Ti'li versiyonu. Bu da Gaming Enter'de bulunuyor. Bu sefer linkleri koymayacağım yine aynı şekilde. Siz video içerisinden görerekten veya sitelere girerekten bulabilirsiniz dostlar. Ötek türlü videolarda atlama olduğu için benim işime yaramamış oluyor bu videoya <laughs> link koyma istemi. Özelleştirme indiğim zaman dostlar. Şimdi sisteme bakalım. Ryzen 5 5600'ümüz var. 4060 Ti için yeterli bir işlemci diyebilirim. Yine buna aynı şekilde kule tipi almanızı öneririm. Burada baktığımda Thermal yine güzel hava soğutucuları var. Bunları internetten araştıraraktan bulabilirsiniz en azından. Ben alacak olsam bir bakayım. Hmm. Yani Assassin X mantıklı ya 1050 TL'ye. İkisinden birini alabilirsiniz. Burada çok bir fark olduğunu bilmiyorum. Sürekli eğer yer Assassin'lerle dolmuş. En azından bir tane kule tipi bizim için yeterli olacaktır. Orada muhtemelen renk falan filan değişiyor olabilir. RGB falan filan ekliyor burada. Tercih size bağlı. Herhangi bir tane kule tipi takaraktan işi çözebilirsiniz. Burada anakart geçişi baya ucuz arkadaşlar. En azından B5 Sörlem geçerekten sistemi garanti altına alın. Zaten Asus'un da B5 Sörlem K'sı şu anda B5 arasındaki en ilerinden dostlar. Ekran kartımız Galaxın 4060 Ti'yi. Ayrıca site 2 yıl boyunca birebir değişim veriyor. Bu da bizim için güzel bir avantaj. 3600 MHz'e geçiş biraz tuzdu. O yüzden ben olsam yine kalırdım. RAM'imiz zaten 8 GB sistemde yeterli olacak. Zaten geçtiğimiz anakart 4 slot olduğu için ileride olmadı. RAM takviyesi yaparaktan sistemde hızlandırabilirsiniz. Hmm, bakın burada RAM'imiz 8 GB'miş herhalde. 1 çarpı 8 diyor. Hmm. 1 çarpı 8'lere geçiş var mı? Yok 1 çarpı 8 pardon ama bak burada çarpı 2 diyor tamam. 16 GB RAM'imiz var. Sorun yok. Anakartımızda M.2 2 slot sayısı arttı dostlar. O yüzden isterseniz M.2 2 böyle kalsın veya isterseniz 1 terabayta çekiş yapabilirsiniz. Bakalım ne kadar fark var. Hmm. Bakayım. Yani 870 liraya geçiş mantıklı. Eğer hani 870 verdim biraz daha koyarım diyorsanız XPC geçerekten de M2'den alacağınız hızınızı arttırabilirsiniz. Tabi burada size kalmış durumda. Ben olsam yine bir terabayta bırakırım bu sistemi. Çok fiyatı uçurtmanın bir anlamı yok. Zaten daha da hızlandır, hani daha fazla bütçe ayırırsanız sistem biraz daha ileri koyduğunda DDR 5'e geçiş yapabilirsiniz. Bu fiyatlar hani 27 bandına geçiş yaptığınızda. Bu sistemin için 650 watt artı 80 plus yeterli olacaktır. İleride ben ekran kartımı satıp 470'lere geçelim diyorsanız 750 wa geçiş yapabilirsiniz. Onun haricinde gerek yok. Bu şekilde 25.500 liraya da bir sistemimiz de böyle olmuş oldu dostlar. Video buraya kadardı. İnşallah ihtiyacı olan arkadaşlara yardımcı olmuştur. Beğendiyseniz like atıp abone olaraktan destek olabilirsiniz dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.